Evet arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz insanın fabrika ayarları başlıklı bir kampımız olacak. Yani ben artık senelerdir anlatıyorum, herkes içimi daralttı. Ya hocam artık şunu bir uygulamaya dökelim falan diye. Ben de diyorum ki ya ben bunların hepsini tek başıma uygulayamıyorum. Ben de bilenlerden alıyorum falan diye. İşte size bir istişare edelim istedim. Biliyorsunuz benim özetimin 5 tane bir ayar var. Bir hareket etmemiz lazım, o sende. İki, işte az yememiz lazım. O bizde, bende de değil. Otelde. Aynen. Diğer insanlarla bir sosyal ilişkiler var ama zaten birlikte olduğumuzda hallediyoruz. Hani sosyal ilişkilerin besleyiciliği açısından kısım önemli. Stres yönetimi. Bende. O kısım sende. Sınırı aşma işi de benim özellikle kafayı taktığım yok. Şimdi bu 5 madde üzerinden gideceğiz. İnsanların böyle hem bir tatil, hem bir eğlence, hem de yani sırf bir eğitimden ibaret olmuyor ama bilgi veren bir aktivitede bir araya getirmesi gibi bir fikrim var. Yani işte farkındalık, meditasyonları, hareketler vesaire, siz o konularda mesela bence güzel bir şeyler düşünürsünüz bu işe. Nasıl bir şey yaparız sizce? Şimdi ben özellikle hareket kısmında çok güzel bir kurgu hazırladım. Çünkü günümüzde insanlık artık çok hareketsiz ve vücudunda bunu hissediyor. Bu kampımız çatısı altında insanlara nasıl hareket edebiliriz? Yani bir spor malzemesine, spor kulübüne bağlı kalmadan doğal günlük yaşantımız içerisinde hareket metotlarını, bunları paylaşmak, artık beynimizle kaslarımıza olan mevcut bu yönetimi nasıl yapabiliriz? Fit beyin egzersizlerimiz var. Onları uygulayabiliriz. Ama ben de geleceğim zaten. Evet, orada mesela özellikle toplar kullanacağız, işte renkler, komutlar ve her gün yeni görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Onu da hormona karşı. Bayağı bir eğlenceli bir şey olacak. Kesinlikle. Öyle bir şey lazım çünkü yani. Hı. Burada biz 2,5-3 gün orada kalacağız sonuçta. Evet, bu süre içerisinde hem eğleneceğiz hem de yeni beceriler edineceğiz. Bende eğlenceli bir şey var. Nörojen stres yönetimindeki o titremeler gerçekten eğlenceli. Ama onun dışında sabahları özellikle ben almak istiyorum. Hani açık kalbine, açık beynine biraz uygulama. Yoga da var bunun içinde, meditasyon da var. Nörojen stres yönetimi de olacak. Mindfulness teorik bilgisi de sabah senle benim. Başlayacağız. Sabah, evet. Tamam, iyi fikir. Ben alayım. Ben kalkamazsam olacak mesela. Öğleden sonra katılın hocam. Tamam, öğleden sonra katılın. Tamam, güzel. Sabahları o zaman bir böyle bir kendimize bakış seansımız var. Beden farkındalığımız var. Sonra da beden farkındalığımız var. Sonra da nörojenik stres yönetiminin üstünde de duracağız. Bir gün onunla evet ilgili bir çalışma yapacağız. Peki şey olacak mı yani bunlara katılan insanlar, yani senin için de geçer. Böyle eve götürülecek bir şeyler var mı burada? Hani insanların önerebileceği beceriler olacak mı bu işin içinde? Zaten o fabrika ayarlarındaki kastımız da aslında bu. Bizi özümüze döndürecek şekilde teknikleri öğrenebilmemiz ve bunu günlük hayatımızda sürdürebilmemiz şeklinde. En önemlisi o. Yani insanlar orada gelip sadece vakit geçiyor. Sen eve gittiğinde de ya biz şöyle bir şeyler öğrenmiştik falan filan desene. İşte ben de hem işin teorik arka planında bir iki sohbetim olacak benim de orada şimdi planladığımı. Aynı zamanda işin hem bedensel hem manevi kısmına da dokunan bir anlatımımız olacak. Bir de ya buraya niye geldik? Biraz da onun anlamı konusunda daha böyle manevi alana kayan da bir kısımlara girmeyi düşünüyorum. Hele sizin yaptığınız kısımdan sonra benim işim kolay olacak gibi gözüküyor. Valla olur, daha da iyi olur bence. Kesinlikle. Yani yazın, Temmuz'da, Ağustos'ta değil mi? Yani, hatta serin olabilir belki üstümüzde bir şey. Bence de insanlara söyleyelim, biz de alalım. Yanımıza kalın. Önlemlerimizi alalım. Yani. Zaten sıkıldı insanlar kapalı ortamlarda, hep plazalarda çalışmaktan biraz böyle özgürleşeceğimiz, hareket edeceğimiz temiz havanın olduğu. Bir de bence bunu senede biz 2 kere falan yapmamız lazım. Yani bu çünkü sürekli olarak, hatta yaz-kış versiyonları. Siz kış versiyonunda bir şey düşünün şimdi açık havada falan işleri. Ha, evet. Kış versiyonunu da hesaplamak lazım. Onu da işte Ocak'ta falan filan yaparız herhalde gibi. Geliyor bana. İyi, o zaman sizin malzemeler hazır. Hazırız hocam. Her şeyimiz tamam. Allah millete kolaylık versin. Katılımcılarımızı bekliyoruz. Onları misafir etmek üzere. Heyecanlıyız. Güzel. Teşekkür. O zaman malzemeler tamam, her şey hazır. Başlayabiliriz hocam. Dağılalım o zaman. Hadi. Haydi bakalım. Haydi bakalım.